Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Car Dealership Simülatör'de yine araba satma işlerini yapacağız. O Twitch'e geldik. Kaan Reis, hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Bir sıkıntı yoktur. Görüşmeyeli iyisindir herhalde. Şimdi arkadaşlar, oyunumuza geçmeden önce ufak tefek bazı şeyler yapacağım. Yani yapmaya çalışacağım en azından. Sürekli bir bağlantı hatası yaşıyorum şu an. Anlamadığım şekilde ama neyse. Bu Car Dealership Simülatörü her salı günü biz YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Dediğim gibi benim oynatıcıya bir şey oldu. Evet, benim oynatıcım mortladı. Ben yayın çıkışını göremiyorum şu an. Twitch patladı. TikTok'ta bir sorun görünmüyor da. Yani iyice sapıttı. Niye sapıttı bilmiyorum. Neyse, diğer taraftan da şuradan bir tekrarlamayı yapalım. Tekrar aleykümselam diyorum Kaan'cığım sana. Bir şey oldu sisteme ama ne olduğu konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Ne oluyor abi tesisata ya? Bir şey oldu tesisatıma şu an. Sistemim çöküyor ya. Evet, şu an streamingde sıkıntı yaşıyoruz abi. Yayın basamıyoruz ya. Drop yiyoruz çok fena. Ne oluyor abi? Tamam, şöyle yapalım. Buradan stoplayalım. Hadi. Hadi. Abi yayın basarken bu kadar sıkıntı yaşamak istemiyorum artık ya. Yine internette bir haltlar oldu ama dur bakalım. Yani internette bir sıkıntılar var. Kırmızı gösteriyor çünkü şu an. Drop diyor, bir şeyler diyor, hata diyor. Ne oluyor abi? Evet, ciddi bir şekilde şu an arkadaş. Benim Twitch yayınım çöktü. Bu Twitch'te bir sıkıntı var abi ya. Twitch'te bir sıkıntı var yani. Kesinlikle Twitch'te problem var yani abi. Nedir abi bu çektiğimiz ya? Startlattık yine. Twitch'e basmasını bekliyorum şu an. Hadi. Şu an yayının gelmiş olması lazım hocam. Biraz gecikmeli gelecek. Herhalde internette bir çalışma yapılıyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Ve aleyküm selam diyelim Kaan Reis'e. Geldiyse eyvallah Kaan'ım, sağ olasın kardeşim. Biraz drop yiyebilirsin, internet rezalet durumda, bilgin olsun. Geçen arkadaşa dedim, bilgisayarda bu oyunu gördü. Az oynayayım mı abi dedi. Oyunu bıraktım. Buraya böyle bir şeyler yapmış. Ne yapmış bilmiyorum. Şunlardan bir kurtulalım da. Bunlar açık mı? Araba yıkama, lastik değiştirme. Lastik değiştirmeyi kapat. Araba yıkamayı kapat. Pastacılığı açık olsun sadece. Yeter bana. Su içelim. Hemen aç dükkanı hocam. Şimcik. Tostumuz var mı ya? Şurada bir tost yiyek ya. Yiyemedim tostu. Geç oldu diyor, müşteri gelmeyecek diyor. Tamam, gün atlatacağız da. Neyse. Abi nasıl bir sev almış bu çocuk, ben anlamadım. Böyle sev mi alınır ya? Şu günü bir atlatalım. Tamam. Çöp var mı çöp? Yani oynarken oyunu ben dediydim arkadaşa. Oğlum sakın eski araba alma dedim. Gitmiş tipo almış. Eski alma dedim ya. Şaka gibi herif ya. İşin yoksa şimdi toparla burayı bir daha.
Harbi zulüm gibi yani. Bu arada arkadaşlar, TikTok'ta kameramız bilerek ve isteyerek açılmamıştır. Bilginiz olsun. Çünkü ben arada bir sigara tüketiyorum. TikTok tüm mamullerinden dolayı sürekli hata veriyor ve bir müddet sonra banlıyor. O sebepten ötürü TikTok'a kameramızı açmadık. Ama Twitch'e gelirseniz eğer, Twitch'te kameralı şekilde yayınımızı yapıyoruz. Arabaları yıkadık. Vallahi eyvallah Kaan'ım, öyle yaparız da şey sıkıntısı var dostum ya. Ben arkadaş geldi dün benim, biraz single'da takılayım mı kanka merak ettim dedi. İlk benim 3 tane arabam vardı. Onları satmış. Şu beyaz kalmış. Gitmiş 4 tane araba almış. Hadi şunlar neyse de ya abi, gitmiş bunu almış ya. Ne yapalım? Açtık dükkanı. Evet. Sadece pastacılığa açık. Şu tost oldu mu ya? Gidip onu yiyeyim ben olduysa. Evet. Tostumuz oldu. Şunu al. Bir de çay koyalım da. Bakalım şimdi müşteri gelir mi, gelmez mi? Arada bir şuraya gelir işte. Burada pastacılığa'dan 3000-3000 bir şeyler tırtıklarık. Bir yandan da araçlara müşteri bekleyeceğiz. Bu arabaların da hiç durumlarına bakmadım. İnşallah satılabilecek haldedir bunlar ya. Bir bakalım şunların durumuna abi. Motor %93, vuruğu kırığı yok. İyi. 495 diyor. İyi. Bunlara müşteri gelme ihtimali az da olsa var abi. %91 biraz zorlayacak. %97 bu da olabilir. Bunun bir parça hasarı var. %92 fena değil. Fena araba seçmemiş ama. Aynen Kaan, doğru diyorsun baba. Bütün araçları bir elden çıkartmak lazım şimdi. Burayı bir temizleyip ona göre araba almak lazım. Oyalanmak için de burada pastacılığa atarız. Aslında pastacılığı şöyle düşünüyorum. Araba başına 500 liralık malzeme kullanıyorsun. 3300 lira alıyorsun. Yani 2800'e falan geliyor. Müşteri var mı müşteri? Yok mu müşteri? Arabaları satmaya müşteri gelmiyor. Ne halt yiyeceğiz şimdi ya? Bizim başkanın karnı acıktı, dur. Yi. Pişir. Aha müşteri. Hangisini alıyorsun abi? Hemen dehleyeceğim bak, hiç pazarlık bile yapmayacağım. Hangisine geldin? Tepo. Al git senin olsun ya. Hayrını gör dayı. Abi şu yönetmen bilgisayarıyla da başım belada benim ya. Ha, pastacılığa araba gelmiş. Dur ya. Müşteri yok. Şuraya gelmiş. Al dayı, sana çay vereyim. Harbiden Kaan ya. Bunu nasıl satacağız dedik, ilk onu aldılar.
şunun cilasını atayım da. Tamam. Hemen şuraya mal alalım abi. Aha müşteri. Vallahi müşteri geliyor. Hangisini alırsa satacağım abi. Hangisini alırsa. Gel dayı. Ne istiyorsun? Renault Sembol. Al git. Al git. Allah bereket versin. Pastacılığa da gelmedi kimse. Neyse canım. Yoktan iyidir ya, kazanıyoruz. Aslında pastacılığa da 2800 kazanıyoruz. Lastikle beraber ikisini açıp oradan pastacılığa araba geldi. Müşteri var mı? Yok. Gel abi. Al sana çay. Herhalde yani pazarlık konusunda Kaan'cığım olur mu öyle şey? Değerli Twitch'teki dostum, ne demek yani? Pazarlığı yaparken tabii ki seninle birlikte yapacağız yani. Evet. Parlat oğlum, parlat çocuğu. Sildik mi? Şurayı da... Hop bitirdik. Müşteri var mı? Aha müşteri geliyor. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Emmi gel. Hangisini alıyorsun? Aldığını vereceğim sana. Aldığını vereceğim. Al git ayrını gör dayı. Yalnız araba alırken ve alım satım yaparken bir şeyi önünde bulundurmamız lazım. Bir, biz ne kadar çok araba koyarsak o kadar çok müşteri gönderiyor bu oyun, onu fark ettim. Yani buranın dolu olması lazım. Araba az olduğu zaman müşteri de gelmiyor abi. Ön tarafı doldurmamız lazım. İki, galeriyi büyütmemiz lazım. Onun için de 3,5 milyon gibi bir para lazım. Yani ekonomiyi akıllı kullanmamız gerekiyor. Yoksa gümletir bizi yani. Aha pastacılığa düldül var. Al sana çay. Oo, dayım Merso getirmiş ya. Hemen silelim. Cilalayı parlatalım kendisini. Evet şöyle. En azından boş boş beklemekten iyi ya. Bir şeyler yapıyorsun. Araba satarken de zaman geçiriyorsun. Allah bereket versin. Bir cila seti alalım hocam. 96'ya düşmüştür. Şurada bir ufak çay çek ya. Çay yapalım yine. Bakalım bu iki arabaya müşteri gelecek mi? Abla hoş geldin. Sembol, al abla, hayrını gör. Bizim arkadaş yine arabaları almış diye kızdık ama bayağı kâr ettirdi. Şimcik. Aha, cilaya gelmiş. Hocam al sana çay. Gel bakalım. Hadi la. Oho, işimiz var seninle hocam. Hadi temizleyelim.
Evet. Güzel, dayı gitti. Ulan gün bitmeden şuna da müşteri gelir mi acaba ya? Gelmiyor. Neyse bir gün daha açacağız. Gerçekte arabam yok kanım. Gerçekte motosikletim var, Benelli. Evet. Maalesef artık müşteri gelmiyor. Şimdi bir gün atlamadan araç pazarına gidelim. Yol kenarında bir şey var mı? Bir bakalım. Mal mülk bir şey çıkarsa alalım. Şimdi 1 milyonumuz var. Şurada bir Passat gördüm. %93 bunun kırığı vuruğu bir şeyi var ama bunun alsak satılır mı acaba? Düşünüyorum. Bunu alsam mı ya? Bir dakika. Burada bir Passat var. Tamam. Bu dursun. Bu Kaşkay mı bu? Motor durumu iyi de boyası var. Gerçi fena değil araba. Passat'a 730K verelim. Verelim. Tamam, Passat'a 730K veriyorum. Tamam. Ve verdiğimiz şekilde de arkadaşı bunu aldık. Şimdi 741'imiz var abi. Şurada bir Nissan'ımız var. 94 motor durumu, iki parça boyası var. Aslında alınabilir. 741'imiz var çünkü pazarlıksız bile paramız yetiyor buna. Temiz görünüyor. Alsak mı bilemedim. Alsam mı almasam mı ya? Emin olamadım şu an. Alıp almamak konusunda şu an emin değilim. Acaba alsak mı? Kaan ne diyorsun? Alayım mı bunu? Lan nereye takıldım ha? Karşıda da Renault falan var. Peugeot falan var. Bakayım. Evet, Peugeot Mejo var karşıda. Ya karşıda var 3-5 araba, bakılabilir. Bak arabayı göstereyim sana. Ekran geliyor. %94 motoru. Yalnız sol kapıyla sağ ön çamurlukta boya var. Ya da değişen. O kadarını bilemeyeceğim artık. Şimdi tabii bu arabayı tabii. Bunu geçelim. Karşıda Peugeot Mejo vardı. Bu Merso. Buna zaten büyük ihtimalle paramız yetmez. Bakayım, yetmez. Şu önde Volkswagen mi o? Abi motoru çok düşük ya.
Abi yuh. %93. Motoru 93 durumu. Vura kırığı çarı uçuruğu yok. 381 istiyor. Bak alınabilir. Renault abi. Satılıyor da yani. Bak iki tane sattık biraz önce. Alınabilir yani. Fiyatı fena değil. Tabii bir motorlu. Bir de bunun arkasında şurada Peugeot var abi. Bu alınmaz. Bunun motoru %82. O arkadaki ne? Toyota mı o? Toyota var bir de. 370 vereceğiz. Tamam ona gideceğim. Bir de şu Toyota'ya bakıyorum. Yok abi. Kaputtan hasarlı bu. %96 diyor. Dur. Ya abi nereye takılıyorum ya? Şuna bir 370 vereyim ben. Dayı. Kabul etti. 371 bin lira var cebimizde. Buna ne istiyordun sen? Çok istiyorsun hocam, geç. Neyse, bir arabada galeri de vardı. 3 araba etti. Tamam ya. İn. Bizim araba şurada ha. İş yerine gidelim. Şunların plakasını falan ayarlayalım da günü öyle başlatayım ya. Evet. Şimdi plakaları taktık. Biz bunu 730'dan aldık. 100K koyar mı üstüne acaba? Deneyeyim mi? Mesela 830.000. Vallahi 100K koydum üstüne. Peki bu 370'miş. Bu da 100K koyar mı? 850 demedim ya. 830 dedim. Peki buna ne diyelim Kaan? 370'i aldık. 450'ye yer mi? Deneyeyim mi bir 450'yi? Şöyle bir deneyeyim mi? Vallahi 7. Daha yukarı koyabilirdim. 480 yapabilirdim. Aa, matematik hatası yaptım Kaan, kusura bakma. Aa, öbüründe kaldı aklım. Neyse. Kafam paslatta kaldı, gitti kafa ya. Ne yapacaktım ben? Dur. Şurada tost var mıydı ya? Bu adamın yürümesi yavaşladı yine. Acıkınca yavaş yürüyoruz abi. Şu çayı ver. Bir tane daha demle. Ben bir eve gidip geleyim. Kafam gitti. Bugün kafam bir tuhaf ya. Dalgınım çok. Yağmur mu? Yapma. Çöp var mı çöp? Olmasa şaşardım zaten. Çöp olmasa şaşardım. Lastik değiştirmeyi de açıyorum abi. İki taraftan da çalışalım ya. Evet. Tüyanı açtım. Bir çay ver hocam yine sen bana da. Müşteri bekliyoruz şimdi. Hem arabalara hem de arkadaki tamirat bölümlerine falan. Gelen giden yok mu ya? Hava yağmurlu gerçi, ne olacak ki gelen giden? Tamam. Sen bir çay iç. Şunu lifte alalım. Yok mu gelen? Aha, pastacılara da geldi. Al sen de çay iç.
Lastiği takalım hemen. Yani bu havanın böyle olması hiç hoşuma gitmedi benim ya. Alayım. Aha müşteri geliyor. Hyundai mı? Al senin olsun. Güzel. Hem de zaman geçirmiş oluyoruz böylece. Sattık. Cila seti al. Kimse yok. Şu düdüklü havaya kaldır abi. Hoş geldin abi. Buyur abi sağa çay. Hala müşteri gelecek diye bekliyoruz. Şimdi pastacıya araba gelir. Gelen giden yok. Neyse. Boş oturmuyoruz en azından. Lastiktir, mastiktir bir şeyler yapıyoruz. Şunu satalım. Şey, yollayalım dayıyı. Susuzluk artmış. Bir çay içelim. Şurada bir dayı var. Emmi nasılsın ya? Al sana çay. Şuna bir cila atalım hemen. Hızlıca parlatalım arabamızı abi. Güzel. Bir dakika, müşteri var. Müşteri. Hangisi? 450-428. Dur o hatayı telafi etmek için bunu bir satalım da. Çayını al abi. Evet. O sonda kalan araba, onu da satarsak çiçek çiçek. Tamam. Ver abi.
şunu da takalım yerine. Yallah tazdik. Emmi ne haber? Al. İç, için ısınsın. Dışarısı yağmurlu, üşümüşündür. Güzel. Şöyle. Oh. Tamam. Cila seti bitti. Bir cila alalım. Gelen giden yok mu? Yok. Dayı sana bir çay verdim. Şunu kaldır. Benim telefonum titredi. Ne oluyor ya? Baba bir mesaj attı. Bir fatura kesmişler ama onlar bile ne kestiklerini bilmiyorlar. Neyse, arabaya gelen yok. Hemen şu tekerleri bir sökmeye başlayalım. Ver abi lastikleri. Ya ne yapalım? Birileri gelene kadar böyle boş boş bakacağımız işte lastiktir, ciladır, yapıyoruz bir şeyler. Ver bakayım. Şimdi bunu açtım. Vallahi bu Passat pahalı geldi galiba. Lastik gitti. Var mı pasta cilada? Al abi çay. Abi siliyorum, silinmiyor. Şöyle güzel güzel sil bakayım. Ha. Bunu da gönderdik. Hala arabaya gelmediniz mi ya? Geleydi iyiydi. Ah. Vallahi Passat'ı satamadık. Gelmiyor. Atlayacağız, atlayacağız. Kancım şu lastik mastik muhabbetlerini yapıyorum. 3-5 kuruş bir şey geliyor biliyorsun. Şey saygı değerleri falan da yükseliyor ya. Güzel. Aa, cila gelmiş. Al.
Tamam. Bir çay içelim. Şu yol kenarına bir kontrol yapalım. Paramız var. Belki doğru düzgün bir tane de olsa bir araba denk getiririz. Getiririz yani. Yol kenarından çıkarsa alırız. Toyota geç. Renault geç. Tofaş onu hep geç. Şu ne? Nissan var galiba orada ama. Haşat mı acaba? %83 abi motor geç. Karşı tarafta var mı işimizi görecek bir araç? Ona bir bakalım şimdi. Motor durumu %93, 768 bin istiyor bu Toyota. Bak Corolla, temiz bir tane Corolla bulduk. Yeni kasalardan. 2021 diyor. Biraz ışıkları yok ama ay ben senin. Bence alınabilir. Yalnız bizim Orti ne diyecek bu işe? Bir cevap bekleyelim ondan ya. Güzel bir alete benziyor yani. Bir fiyat verelim mi buna? Bak güzel araç çıktı yani 2021 modelimde. 748 verelim diyorsun. Tamam, bir teklif edelim. Kabul etmeyecek büyük ihtimalle ama. Ya bunu nasıl tutturuyor bu çocuk ya? Bunu aldık. 400 binimiz kaldı abi. Bir bakayım var mı kesemize göre bir alet. Belki çıkar. Bak şurada bir sembol var. Durumu nasıl acaba? Bak motor durumu %99. 2021 güzel bak. 378 bine veriyor. Bizim 400 binimiz var. Yap bakalım orta hesabını. Ne diyorsun buna kaç verelim? Paramız var bak bunu alabiliriz. Güzel alet. Satılıyor bunlar biliyorsun. Hesaplasın bakalım bizim ortak. 58 diyorsun. Tamam ortaya. Ya gel bakayım. Kabul etti vallahi. Senin şansına mıdır? Algoritmik iş mi biliyorsun? Anlamadım ama. Devam. Tükana gideceğiz. Gün atlayacağız. Ama önce tabii şunların plakasını bir takalım değil mi? Sen şimdiden... Kaan'ım yaz bakalım o arabalara kaç lira fiyat yazacağız. Ya şunu iki tuşla niye yapıyor abi ya? Bu ne ya? Corolla'ya 870. Yazdık. Peki Renault? Tamam. Okey. Hepsi yazılmıştır Orti. Tamamdır. Şimdi geçelim. O tarafa değil la bu tarafa. Ay kafa yandı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Canlı yayın devam ediyor bu arada. Ama küçük bir 30 saniyenizi rica edeceğim.
Çünkü YouTube'a kayıt alıyorum ben aynı zamanda. Bölüm bölüm oraya da atıyorum bunları. Tabii hemen gitmiyor YouTube'a, onu da söyleyeyim. Biraz gecikmeli gider YouTube'a bölümler. Şöyle yapalım. Sevgili YouTube'cuğum, senin için ben burayı keseceğim. Sonra biz güne atlayacağız. Geri geleceğiz. Bakalım neler olacak diyelim. Sevgili YouTube için ben burayı bir keseceğim arkadaşlar. Yalnız benim mouse'um bozuldu galiba yine. Evet YouTube'cuğum. Yeni bölümde seninle görüşmek üzere diyorum sana. Öbür bölüme bekliyorum YouTube'cuğum seni.